Hepinize merhaba. Bugün sizlerle saç bakım rutinimin detaylarını paylaşıyor olacağım. Aslı'nın da videosunu izlemek isterseniz Salon Bana Bak kanalına abone olmayı unutmayın. Benim saçlarım kalın telli ve de boyasız. Dolayısıyla bu açıdan biraz şanslıyım. Ama yine de saçlarım biraz bakım istiyor tabii ki. Bu noktada size söyleyebileceğim en önemli şey saçınıza uygun ürünleri bulmanız. Bana en iyi gelen ürünlerin başında Pantene'in doğal sentez serisi geliyor. Siz de kendinize uygun ürünü bulduktan sonra nasıl yıkamanız gerektiğiyle alakalı birkaç tüyo istiyorsanız şimdi size onları da veriyorum. Öncelikle sıcak suyu lütfen kapatın. Maalesef ki sıcak su saçlarımıza hiç iyi gelmiyor. Ilık su ile saçlarınızı yıkadıktan sonra, burası biraz tabii zor olabilir ama soğuk suyla da saçlarınızı durulamanız gerekiyor. Bu sizin saç derinizdeki kan akışını hızlandıracak, böylece saçlarınız çok daha sağlıklı ve güzel gözükecek. Kış aylarından bahar aylarına geçerken saçlarımıza da kaybettiğini mi geri kazandırmamız gerekiyor. Bunun için de aslında sadece şampuan uygulamak çok da yeterli değil. Ben de bir süredir saç bakım kremi kullanmaya başladım ve de oldukça fazla faydasını gördüm. Nasıl uyguladığıma gelecek olursak, saç bakım kremini şampuanlamanın sonunda ellerime alıyorum ve de saçımın uçlarından köklerine doğru boylu boyunca yedirerek uyguluyorum. Bu saçıma kaybettiğini geri kazandırıyor ve her duş sonrası çok daha sağlıklı görünen saçlara sahip oluyorum. Saç bakım rutinimde geldik 3. aşamaya. Saç bakım yağı. Tabi uygulamadan önce yüzüğümü çıkartalım. Benim vazgeçilmezim keratin onarıcı E vitaminli yağ. Bunu nasıl uyguladığıma gelecek olursak, elime 2 pompa sıkıyorum ve saçlarım henüz nemliyken ama bunu kuruyken de kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Ortalarından uçlarına yedirerek uyguluyorum. Bu ne mi yapıyor diye soracak olursanız da şekillendirmeyle oluşan zararlardan saçınızı koruyor. Çünkü çok fazla ısı saça çok zarar veriyor aslında. Ne bileyim mesela ellerimizi çok fazla sıcak suda tutmayız ama saçlarımıza o kadar özen göstermiyoruz. Aslında o noktada dikkatli olmalıyız. Birazcık özen istiyor saçlar. Önce havluyla saçlarımın çok zarar vermeden nemini alıyorum. Daha sonra da saç kurutma makinesiyle kurutuyorum. Az sonra karşınızdayım. Tabii bütün bu yaptığımız dıştan bakımların dışında da içten kendimizi iyi beslememizi sağlıklı saçların anahtarlarından bir tanesi. Bol su içmeyi, badem, ceviz gibi gıdaları tüketmeyi asla unutmuyorsunuz. Tabii taze meyve ve sebzelerin de öneminin altını çizmem lazım. Bu arada şimdi saçlarım bu kadar güzelken bir selfie çekeyim. Eğer siz de Pantene'in yeni Instagram fenomeni olmak istiyorsanız ayın konseptindeki saç modelinizi Instagram'a Pantene saçı etiketiyle yüklemeyi unutmayın. Ben en bana bak halimle bugün hazırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.